Bir şey söyleyecek Bir soru misin? soracağım. Bir tartışma var. Vahiy olmasaydı insan aklıyla vahyin gerçeğine ulaşabilir miydi? Bu konuda ne dersiniz? Yani insan aklıyla Allah'a ulaşabilir mi? Veya şeriatın bu konudaki yeri nedir? Çok güzel ve aktüel bir soru. Yani aktüalitesini yitirmemiş bir soru. Çünkü çok uzun zaman böyle şeyler insanlar hep düşüne gelmiş. Efendim kısaca şöyle cevap vererek girelim konuya. Eğer aklıyla insanlar Allah'ı razı edebilecek haliyle bilebilseydiler ne peygambere ne vahye asla ihtiyaç olmazdı. İnsanlığın başından bugüne kadar hep peygamber geldiğine, hep vahiy gönderildiğine, bu ihtiyacı Allah duyduğuna göre demek ki bu mümkün değildi demek bence kestirip atıcı yani işi bitirici bir cevap olarak yeterli. Öbür türlü de şöyle diyelim yani Allah demeyelim de şimdi Allah yok, bir şey yok, bilmem ne yok. Bakıyoruz. Yani düşün, düşün, düşün. Şüpheleniyorsun. Yani yahu bu kadar şey. Ben yaratmadım bunları. Ben geldiğimde hazır buldum. Acaba bunlar kendi kendini mi yarattı? O eşyanın tabiatına aykırı tanıdığım kadarıyla. Çünkü bir şey aynı anda iki şey birden olmuyor. O zaman bunu bir yapan, eden, çeken, çeviren birisi olmalı. Ya yani mesela biz şu eve geldik. Geldik, Allah Allah işte orada bir şey var, bir büfe var, burada koltuklar var, sandalyeler var, orada bir salıngaç var. Burayı biz yapmadık, yani geldik hazır bulduk. Biz dokunmadık, geldik bu haliyle gördük. Bizden değil o zaman. Şuradaki düzen, şuradaki hal bizden değil. Peki bu ev kendi kendine mi yaptı bu halini? Yani yatağı oraya koydu, koltuğu buraya, yemek masasını şuraya, bilmem kanepeyi buraya. Kendi kendine de hiçbir şeyin bir şey yaptığına da şahit olmuş değiliz ki hadi buranın da yapabileceği hakkında şüphelenelim de olabilirliğini düşünelim. Bu da mümkün değil. Öyleyse bir başkası yaptı. Ama görmüyoruz. Görmeyelim. Saniye Hanım'ı hala görmedik. Şimdi görmedik diye görmediğimiz her şey yok mu? Amerika'yı da görmedik ama olduğuna kalıbımızı basarız. Yani gördük mü? Endonezya'yı da görmedim. Ben görmedim şahsen. Ama varlığına inanıyorum. Bir insanın varlığına inanması için İnanması gereken şeyin hepsini illa görmesi ya da işitmesi gerekmiyor. Bir şey malumunuz üç yolla biliniyor. Bir, şeyin zatını kendisini algılamak suretiyle. Örneğin şu bardak veya siz şahsınız. Sizi görüyorum, tanıyorum. İşte şu boylu, işte esmer, şu yaşta gibi falan şöyle birisi. Ha. Şeyin zatı algılanmak suretiyle şey en geniş anlamda her şeyi kapsayacak şekilde kullanıyoruz. Burada Allah da dahil bu şeyin içinde. Şey varlık anlamına geliyor, nesne. Zatını algılamak suretiyle insanlar biliyorlar, öğreniyorlar. İki, şeyin zatı değil, şeyin bıraktığı iz, ondan bir eserle karşılaşma. O eseri, izi algılamak suretiyle o şey hakkında bir fikir, bir kanaat sahibi olabiliyorlar. Üç, sadık haber yoluyla bir kanaat sahibi olabiliyorlar. Yeryüzünde bugüne kadar ne kadar bilgi varsa eğrisi doğrusuyla hepsi bu üç yolla edinilmiş, bu üç yolla çıkmış bize gelmiş bilgilerdir. Başka dördüncü bir yol yok. Dağcı kendini görüyoruz, denizi kendini görüyoruz, çimentoyu, binayı, öteberi, insanları kendini görüyoruz. Mesela bir bahçenize gidiyorsunuz sabahleyin, uğruyorsunuz, bakıyorsunuz bir izler var. Daha evvel sabık malumatınız da varsa diyorsunuz ki işte akşam veya sabaha doğru filan izin tazeliğinden, bayatlığından buradan tilki geçmiş. İzlerin azlığına, çokluğuna göre bir tane veya iki tilki geçmiş filan diyorsunuz. Tilkinin bostanda bıraktığı iz, toprakta bıraktığı iz tilkinin kendisi değil. Tilkiden bir şey değil. Yani tilkinin bir uzvu değil, bir parçası değil bir şey ama ondan bir iz. Onun varlığına delalet eden bir iz. İşte bizim de şurada gördüğümüz varlık ve düzen görmemiş olsak bile, kendisini tanımamış olsak bile, duymamış olsak bile biriyle birinin varlığına, çünkü onun eseri, birisi yaptı burayı, birisinin o da gelmiş döşemiş. Öyle de bir takım taklavat, çay bilmem öteberi yani anlaşılan zaman zaman da gelip gidiyor gibi burayla ilgili malumatımızı edindiğimiz izden artırabiliyoruz, tafsilatlandırabiliyoruz. Üçüncüsü de sadık haber yoluyla insanlar bilgi sahibi oluyor. Sadık habercilerin başında da peygamberler geliyor, Allah'ın elçileri. Mesela şu anda birisi gelse kendisine sözüne güvendiğimiz birisi dese ki bize ya işte Karpınar Kör Köprüsü'nde iki araba çarpıştı işte birinin şoförü öldü. Ne arabaları görmüşüz, ne öleni görmüşüz, ne oradan geçmişiz ki hani cam kırıklarını, öteyberi, kan damlalarını görelim. Bize doğru haber getiren kişinin verdiği haber ona itibarımız nispetinde yani müşahedesi düzgünse diyoruz ki tamam onu da alıp datamıza atıyoruz.
tamam diyoruz. Yani. Böyle düşünüyoruz, taşınıyoruz. Yani bu bizi bu konuda niye aldatsın? Var mı bir gerekçe? Yok. Bu adam yani bir menfaati olabilir mi? Yani bir sürü sağlama için şeyler yapıyoruz. Yok, yok. Sonunda inanıyoruz. Yani Muhammed günün birinde toplumuna diyor ki Allah'tan başka ilah yok, kendine bildirilmiş. Bildirilmeden de kimseyi bir şeye çağırdığı yok zaten. Düşün, düşün. Karışıktır işin hesabı, öyle düşünüyor. Ta ki günün birinde Cibril ona düşünerek bulamadığı şeyi düşündürtmek üzere, bilmediği şeyi öğretmek üzere gönderilene kadar. O İkra Bismi Rabbikellezi var ya, mesela onu böyle birçok insan şey yapıyor. Öyle bir manzarayla anlatıyor ki alimi, cahili, sokakta herkesin kültürü böyle adeta yazılı bir metin getirmiş. İşte ona birdenbire karşısına hadi oku demiş, o da okumam yok demiş. Oku okumam yok, oku okumam yok. Döşünüp bilimki alfabeyi sökmüş, cayır cayır okumaya başlamış. Öyle değil. Bu olağanüstüleştirme temayülünün ürünü, kuruntu. Yani düşünüp duruyorsun, bak alıp başını geliyorsun buraya. He. Hadi söyle bakalım, yani ne sonuca geldin? Söyle. Ne söyleyeyim diyor. Türkçede de var ya yan anlamları, mesela siyasi polis diyor ki oku lan diyor. Hadi oku bakalım. Ne demek bu? Söyle yani, bildiklerini söyle, yoksa söyleteceğiz. Öt diyor mesela. Biraz daha galat. Yani kuş nasıl rahatlıkla hani doğasında olan şeyi yapıyor, ötüyor, cik 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 yapıyorsa sen de bildiklerini söyle de kendini de şey yapma, bizi de sıkma filan. Yani düşünüp duruyorsun, hadi söyle bakalım Muhammed. Ne söyleyeceğim? O da diyor ne söyleyeyim? Yani söyleyecek bir şeyim yok. Ne söyleyeyim? Evet. Ondan sonra diyor söyle. İkra. Bismi Rabbikelle diyor. Rabbin adıyla söyle. Yani bir şeyim yok değil mi? Evet. Sana bilmediğini ve düşünüp durduğun ama ulaşamadığını öğretmeye gönderen Rabbim beni gönderdi. Ben söyleyeyim, sen söyle. Ben söyleyeyim, sen söyle. Yani söylediğimi tekrar et ki ne söyleyeceğimi öğren. Çünkü bunun için gönderildim ben. Sana onu öğretmek üzere. İşte seni bir kan pıhtısından yaratanın adıyla söyle ve ila ahir devam ediyor. Yine başka ayette de diyor ki işte kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Yani biz öğrettik sana, bilmezdin ne demek? Bilmiyordun, hakikaten bilmiyordu yani. Duyuyor işte, toplumda bir Allah var da 360 da ortağı var filan. Evet, o onlara pek aklı kesmiyor, itibar etmiyor da ama o Allah da nasıl bir Allah? Ne istiyor, nasıl razı olur, nasıl bilinir, vasıfları ne? Yani Allah'ı belki akıl, şöyle Allah demeyelim de, yani bir varlığı yapan, eden birileri var. Yani birileri hani bir olur, iki olur, beş olur, orasını bilmiyor da akıl ile ya birden fazla olursa bu düzen olmaz, bir var ama onun başka vasıfları neler? Nelerden razı olur? Kulundan ne ister? Yani bunları akıl ile bulmak mümkün olsaydı ya da aklı Allah bunları kendiliğinden bulabilecek şekilde yaratsaydı herhalde peygamberlik de vahiy de gereksiz olmaz mıydı o zaman? Öyle madem ki akla bu yetiyi veriyor Allah, her akıl sahibi de kendi kendine bunu bulurdu. Oh, o zaman kafir filan da kalmazdı çünkü herkesin aklı var. Yok, o bildiriyor. Ondan sonra onun bildirdiği gerçeği kabullenene işte Müslüman, mümin deniyor. Örtene de kafir deniyor. Biraz kabul edip biraz başka işleri de ona karıştıran da müşrik deniyor. Bunun için mümkün görünmüyor. Yani akıl bulabilseydi onca peygamber... Yani akıl bir yandan da yaratanı yaratmaya kalkıyor vahiy ile. Öyle tabii. Vahiy... tabii yani ışık tutulmaz, yol gösterilmezse sonuçta dediğin gibi tapacağını, yani kendini yaratanı o yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Bir varlığın varlığını kabul ediyor ama onu biçimlendirme, hani heykeltıraşın kitleyi şeyle, çekişle işte aylarca günlerce uğraşıp şekillendirdiği gibi, kadın şekline sokuyor, genç, ihtiyar, erkek neyse. Evet. Ayı, öküz, boğa. Onun gibi Allah'a benzemesi mümkün olmayan şeyler çıkıyor. İşte putlar bunun basit örnekleri yani.